Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün uzun süre sonra yeni bir gündem videosuyla birlikteyiz. Bayağı oldu. Bir yıl bitti neredeyse. Evet. 2022'yi kapattık. Geçtiğimiz yılın asgari ücretini konuşuyorduk. Geçtiğimiz yılın değil bu. İkinci zam falandı galiba. Doğru. Temmuz dönemiydi. Bir zam sonra yine sizlerle birlikteyiz. Evet. Biz de asgari ücretten... Her zam oldukça bu videoyu yapıyoruz. Evet. Zamla birlikte. Yakında artık daha da arttıracağız bu videolara. Benzin zam mı olur, mazot zam mı olur? Yine her zam haberinde gündem videosuyla karşınıza çıkacağız. 2022 çok garip bir yıldı değil mi abi? Evet. Çok garip bir yıldı. Çok neler garip oldu ya. Bu yıl? Yani bence virüsün etkisi geçmedi 2022'de de. Farklı hastalıklar gördük. 2022'de virüs yokmuş gibi davranıyoruz. Evet. Korona yokmuş gibi davranıyoruz çünkü artık daha beteri var. Beyin yiyen amip geldi. Güney Kore'de 2 kişi öldü. Bu hastalık koronavirüs gibi insanlara insana bulaşmıyor. Ama bataklık ya da pis yerlere girerseniz burun yollarından beyne geliyor ve beyninizi yiyor gibi bir yani şeymiş. Belki de insanla insana bulaşıyordur. Korona için de en başında bu ya kadar kolay bulaşmıyor dendi. Baktım ama sonra ben bu bataklık falan bulaşıyor. Ben baktım ben onu dinledim kahvede. O iş öyle değil şimdi. O bulaşıyor. Senin haberin yok. Ama umarım daha böyle sağlıklı bir yıl geçiririz diye düşünüyorum. Geçen yıl da öyle umuyorduk. 2023'ten bir tek umudum var ya. 2022'de görebileceğimiz her şeyi gördük gibi düşünüyorum. Bir kere zamların maksimumunu gördük. Bence. Akaryakıt fiyatları bir ara uçtu sen evet. de biliyorsun motor evet. olduğu için. Şu an ne durumda bilmiyorum. Hatta... Eski motorum diyeceğim. Evet. Artık kullanmıyorum çünkü. Kazakistan'da insanlar ayaklandı. Olaylar çıktı. Ama Türkiye'de hepimiz bu durumu kabullendik. Neden bilmiyorum. Arada Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Evet. Savaş başladı ya bu yıl. Üçüncü Dünya Savaşı mı geliyor acaba dedik. Ve hala devam ediyor savaş. İşte ülkeler yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulayınca para kaybediyoruz deyip yaptırımdan vazgeçtiler. Ve bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Evet. Ukrayna Savaşı'nda bir anda bizim fiyatlar arttı. Neden olduysa biz de anlamadık. Savaşta olduğu için o dönemde Rusya'dan da biz ürün satın aldığımız için fiyatların artışının sebebi o olabilir. İşte kameraman arkadaşımız Fatih, yeni arkadaşımız bize yardımcı oldu. Fatih. Beni ilgilendiren bir konuya gelelim. Eski Japonya Başbakanı öldürüldü. Yastayız. Hemen buradan Japon iş adamı Sakura'ya sesleniyorum. Yine bir kez daha anmış olalım. Shinzo Abe öldürüldü. Suikastta. Yani o kadar güvenli bir ülkede eski başbakanın korumasız rahat rahat gezdiği bir ülkede çat öldürüldü yani. Bir de onlar böyle hep metroya biniyorlar. Millet oluştu. Tam şey gibi, Keanu Reeves var ya onun gibi sürekli böyle metroda yaşlı kadınlara yer veren bir adamdı yani kendisi. Başbakan metroya biniyor. Peki sence, çok alakasız, Keanu Reeves mesela hep böyle yaşlı teyzelere yol veriyor ya, kamera çekmediğinde de öyle yapıyor mu? Düşünsene kamera çekmediğinde yaka paça kaldırıyor kadını böyle, kalklan yol veriyor. Topallamaya başlıyor böyle bir anda. Bence Keanu öyle bir adam değil. Ben şahsen tanımıyorum ama bence öyle bir adam. Ama şey böyle hani... Kadınlarla falan, eşi harcı bir kadınla fotoğraf çekerken fark etmişsindir. Eliyle değmiyor böyle, eli havada falan. O kadar efendi birisi. Çok düşünceli bir adam. Evet çok, ya. Buradan da kendisi izliyorsa. Caday Bayramı dönemi geldi. Yine Güney Kore'de bir facia yaşandı, izdam yaşandı. Bir sürü insan öldü. Çok evet. korkunç bir ölüm şekli değil mi Alperen? Ki genellikle hep böyle şey diyorlar ya, hani Japonya ya da Asya ülkelerinde hep insanların medeniyetinden bahsediyorlarken bu izdamın olması bana değil çok mi? Garip geldi. Evet, evet. En son mesela Dünya Kupası'nda hatırlıyorsundur yani bir maç sonunda tribünleri, soyunma kabinini falan temizlemiş Japon futbolcular. Hani bu kadar düzenli, tertipli ve medeni insanlar bir izdahımda nasıl bu kadar şey? Japonya ve Güney Kore. Yani. Ya onlar da Asyalı ama şey olmaz mı? O medeniyet geçmemiş mi? O zaman Türkiye ve Yunanistan gibi oluyor. Evet, medeniyiz ikimiz de. Evet, izdam yaşandı. Bir sürü insan evet. öldü. Bir sokakta sıkışıp kaldılar. Bunun sebebinden biri koronavirüsün artık yokmuş gibi davranmamız. Hı-hı. Her yerin açılması ve birdenbire izdam oluşması. Çin de şu an kapılarını açmaya başladı. Yani evet. yavaş yavaş. Japonya da kapılarını açtı. Yani bu yıl koronavirüsün etkilerini artık sildik gibi bir yıl oldu. Yokmuş gibi davranıyoruz. Ediyor. Yokmuş gibi davranıyoruz ne yazık ki. Ama buradan da o izdamda ölen Allah'tan rahmet. Ve bir dakikalık saygı duruşu. Bu yıl Google'da en çok neler aratılmış? Ben buna baktım. Neler Türkiye'de aratılmış? Sadece en çok ne aratılmış bu yıl? Dolar. Dolar TL. Türkiye'de evet. en çok bu aratılmış. İkinci olarak bayram tatili kaç gün bu aratılmış. Bu yıl en çok aratılan konulardan birisi de Bergen filmi olmuş. Sen izledin mi? İzlemedim. Çünkü o biliyorsunuz Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı var. Buradan da kendisine selam gönderiyorum. Sürekli böyle nerede prim varsa onun filmini çekiyor ve bunun üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Aynen. Örneğin mesela bir tane sanatçı ölüyor. Murat Göğebakan ölüyor. Hop onun filmini yapalım. Aa, Bergen de onlardan biri. Bergen filmini de yapıyorlardı evet. falan. Son aratılan en çok keyword konumuz kedi. Kedi.
Kedi aratılmış bu yıl çok. Kayıp çünkü düşen galiba kediler. İnsanlar o kadar yalnız, o kadar mutsuz ki kedi sahibi olmak istemişler. Ben böyle veya bakıyordum. Veya kedi videoları da izlemek, öyle bir kedi şey de olabilir. Kedi mutluluk veriyor. Bu yıl en önemli noktalardan biri de Elon Musk nihayet Twitter'ı satın aldı. Evet. Alacak mı, almayacak mı, alacak mı, almayacak mı? Nihayet satın aldı ve Twitter bildiğin battı. Çok kötü bir durumda. Şu an CEO'luktan vazgeçti. Yerine yeni bir CEO arıyor. Aslında tam olarak vazgeçti değil, anket açtı bildiğin üzere. Evet, düşünüyormuş ben, başka evet. CEO atamayı ve anket açtı. Sizce CEO'luğu bırakayım mı? Evet, hayır falan anket açtı ve %65 evet dedi. Ama çok kötü bir noktaya geldi gerçekten Twitter, pek beklediği gibi ya olmadı. Aslında Elon Musk'ın satın almak istediği şey o Twitter'ın algoritmasıydı. Onun üzerinden gerçekten çok iyi şeyler yapabileceğini düşündüğünden muhtemelen oldu bu. Ondan sonra tabii sahte hesapların kaldırılmasıyla ilgili çok iyi adımlar atacağını söylemişti. Ama bence en büyük fiyasko o mavi tikin satılmasıydı. Çünkü şöyle bir durum oldu. Mavi tik belirli bir ücret karşılığında bir aylık, iki aylık işte kaç ay verirseniz kullanıcılara satılıyordu. Ayrıca iOS kullanıcılarına daha pahalıya satılıyor. Evet. İlk pakette ama ikisi de aynı fiyat. Hem Android hem iOS aynıydı. Şöyle bir durum oldu. Örneğin bir tane marka vereyim işte. Mesela Casper olsun. Ama biraz daha küçük bir markadan bahsediyorum. Mesela adam şöyle bir şey yapıyor. X bir insan gidiyor o Casper'ın ya da söyleyeceğimiz markanın aynısını sanki o markaymış gibi taklit ederek profil fotoğrafı koyarak mavi tik isteğinde bulunuyor. Yeni bir profil açıyor, mavi tik istiyor, evet. Parayı ödüyor ve satın alıyor yani. Hatta bir tane diyabet hastaları için ilaç üreten bir firma şeker ilaçlarının bundan sonra ücretsiz olacağını yazmış, tweet attı ama tabii ki de sahte. Yani parayla mavi tik satın almış bir hesaptı. Sonra ne oldu? O şirketin hisseleri %10'dan fazla değer kaybetti. Evet, evet. Yani aslında Elon Musk'ın her zaman ifade özgürlüğünü savunması, bir şeyleri değiştiriyor olması fikir güzel ama uygulamaya geldiğinde çok başarılı olamamış gibi görünüyor. Evet. Yani bu yıl en çok konuşulan konulardan biri de Elon Musk oldu. Evet, Elon bir Musk. Bir kripto para önerileriyle, attığı tweetlerle, bir Twitter satın alıp almayacağıyla bu gündemden düşmedi gerçekten. Ki 2021'de de yine Dogecoin ve Shiba Coin'le alakalı spekülatif tweetleriyle de zaten yine gündem olmuştu. Her yıl konuşulmayı başarıyor. Bakalım önümüzdeki yıl neyle karşımıza çıkacak. Artık bir internet meme oldu ya. Evet, evet. İnternet kişiliği oldu yani gerçekten. Ve esas bomba, asgari ücret. Of, en sevdiğim konuya geldik. Yine zam. Asgari ücret 3,5 oldu. Şimdi şu asgari ücret artıyor da her şeye yine zam geliyor. Aynen. Yani biz bunu nasıl yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Hiçbir şey değişmedi. Asgari ücret 8,5 oldu ama biz hani bir alım gücünü genel olarak değerlendirebileceğimiz henüz bir fırsat bulamadık. Henüz çünkü bir şey görmedik, evet. Aynen. 1 Ocak'tan sonra asıl zamlar gelecektir. Yani şu an Apple yeni iPhone modellerine zam yapmadı. Alım gücünü henüz mesela bu şekilde tartamayacağız. Hani 1 Ocak itibariyle Apple iPhone 14 serisi modelleri de yine zamlanacaktır. Dünya Kupası. Of, en sevdiğim. 2022 Dünya Kupası. Messi her zamanki gibi müthiş oynadı ve bence Dünya Kupası'nı hak etti. Sen ne düşünüyorsun? Sen de hatta o akşam da maçtaydın. Evet, aynen. Katar'daydın. Katar'daydın. Yenince üzüldüm Japonya falan. Evet, üzüldüm. İstiyor muydun aslında? Evet, Japonya'ya gelince bence hepimiz şok olduk. Çünkü Japonya maksimum bir efor gösteriyordu. Kimsenin beklemediği bir şeydi. Hani herkes hype'lanmıştı. Evet. Hırvatistan'ın penaltılarda son dakika yenilince bir hayal kırıklığı oldu. Lionel Messi'nin kutlama postu. Şu ana kadar Instagram'da en çok like alan post oldu. Evet, evet. Yumurtayı geçti. 46 milyon. Evet, evet. Okey. Evet, doğru. O zaman asıl konuya geliyorum. Nusret. Tam onu diyecektim. Nusret, sen yaptığı hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok güzel reklam yaptı. Tamamen yanlış ve nefret edilesi bir şey. Ama çok güzel reklamını yaptı bence. Reklamın başarılı. Reklamın iyisi kötüsü olur mu? Evet, olmaz mı? Olmaz. Çok büyük bir kitle de kaybetti. Hani cancel Nusret kampanyası falan başlatıldı. Hiçbir şey olmaz ondan. Bir de işte olaydan sonra Instagram'a Messi sanki hani after party'ye Nusret'in restoranına gelmiş gibi paylaşım yaptı. Eski videoyu paylaştı. Yani gururumuz, global gururumuz Nusret ve Tarkan'ken hani hoş olmadı. Yok bence reklamın iyisi kötüsü olmaz. Hiçbir şey olmaz ona. Bir de şöyle bir olay var. Ülkemiz için de çok önemli bir durum. Doğalgaz bulduk biz. Karadeniz açıklarında. Ne değişti? Doğalgazımız %100 zamlandı geçtiğimiz yıla göre. Yani eğer geçen sene 1000 lira ödüyorsanız bu yıl bir 2000 lira ödersiniz. O yüzden yani bulmamız güzel. Umarız değerlendirebiliriz. Güzel. Sonuçta doğalgazımız var artık diyebiliyoruz. Ama daha fazla fiyat ödesek de bizim doğalgazımız be. Yani yerli malı yurdum malı. Evet. Umarım 2023 daha güzel bir yıl olur abi. Daha pahalı olsun, yerli olsun. Görmek istemiyorum. Hiçbir şeye zam gelmesini istemiyorum. Stabil bir yıl olsun istiyorum. Starbucks fiyatları arttı özellikle senin. Starbucks fiyatları cidden de. Starbucks gerçekten bu yıl iki kere zam yaptı. Yılbaşında bir daha zam yapacaklar. Yani bir latte 40 TL arkadaşlar ya. Seri de 4 TL şu an.
37. Filtre hiç içmiyorum, bilmiyorum. Yılbaşı ben, kahveleri 40 TL. Bazı şubelerde 46 TL. Ben en ucuz kahveyi içiyorum genellikle. Mesela bakıyorum orada fiyat tablosuna. Genellikle filtre kahve oluyor. Filtre kahvenin en küçüğü en ucuzu. Süt ekletirseniz pahalı oluyor. Buna dikkat edin. Özellikle ne bileyim, yulaf sütü, badem sütü iç iç yani. Evet evet. Mesela şey, yumuşak falan diye bir kelime, bir cümle kurarsa asla, o muhtemelen yumuşak içim demek istiyordur. Evet. O ekstradan para. Onlara kesinlikle hiç girmeyin. O yüzden en ucuz filtre kahve 37 lira şu an, ama tabii ki de muhtemelen 3-4 haftaya 50 lira olur. Survivor yeni kadrosu açıklandı. Gerçekten. Evet. Kim geliyor? Tüm influencerlar var. Harbi mi? Alper Rende, Halil İbrahim Göker, Ela Nur. Ela Nur mu? Evet. Tatlım Cringe mi? Evet evet. Kürşat Cuan, Buse Plan. Duygu Özaslan. Bir de Chubby. Chubby mi? Evet. Ben izlerim. İzlenir aga. Oo, ben izlemem aga. Yine Güney Kore'de artık şişme bebek satışı tekrar legalleşti. Evet, iyisiyle kötüsüyle bir yılın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel bir yıl olur. Hem sağlık hem umarım ülkemiz... Umarım hep iyi şeyler konuşuruz evet, bu evet videolarda. 2023'te de bizi desteklemeyi unutmayın. Ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.